Redmond'da bir gelişme var, onu da paylaşayım. Redmond hani kalacak mı gidecek mi derken herkes şeyi söyleniyor. Doğumdan sonra kararını verecek. Evet. Beşiktaş Kulübü demiş ki doğumu bekleyemeyiz. Yani bu daha doğum, biz Haziran dedik ama Haziran'ın başı geçti. Sonu da olabilir. Bir ay sonra da olabilir. Yani orada bu bir doğum sonrasına kalmasın bu iş. Yani biz de programımızı, planımızı ona göre yapacağız. Eşinizle konuş. Bir karar ver. Ve bunu da erkenden ver. Çünkü kanat forveti de etkiliyor. Kanatta oynatacağımız oyuncunun niteliğini de etkiliyor. Redmond giderse ona göre bir oyuncu alırsınız. Redmond kalırsa ona göre bir opsiyon kullanma ihtimaliniz var. Yani Redmond'ın varlığı şu anda yani belirsizliği Beşiktaş'ın kanat forvet transferini de kilitliyor. Ve Beşiktaş kulübü diyor ki Redmond'a bir an önce karar ver. Yani sana bir hafta daha sıkıştırıyor mesela. Geçen haftaydı, bu hafta için pazartesi salı. Evet, bugün pazartesiye geldik. Salı günü, çarşamba gününe mutlaka olumlu olumsuz bir cevabını ver. Doğumu bekleme diye Beşiktaş kibarca, nazik bir şekilde Redmond'u uyarmış. Yani yarın mesela ya da bu akşam bile bir telefon geldi. Dediler ki işte Redmond Beşiktaş'a imzalıyor haberi çıkarsa ya da Redmond hayır cevabı çıkarsa da şaşırmayın. Ama Beşiktaş sıkıştırmaya başladı. Doğumdan önce birkaç gün içinde haftaya bu kararını ver. Biz de kendi programımızı ona göre yapalım. Seni çok istiyoruz, kalmanı istiyoruz. Gerekli her türlü anlaşmayı da yapmaya hazırız. Ama lütfen sen bu konudaki bizi daha fazla oyalama diyerek onu ikna sürecine sıkıştırıyor. Ha, yarın biraz olumsuz gibi kalırsa bana 3 gün daha verin, 2 gün daha verin der gibi bir talepte bulunursa o da uzatılabilir mi, uzatılmaz mı bilmiyorum ama şu anda Beşiktaş bu hafta içerisinde diyeyim ya da bugün yarın Redmond'dan bir karar bekliyor. Redmond'un durumuna göre de nerede Redmond hayır olumsuz cevap verirse ona göre daha kapsamlı, daha kaliteli, daha güçlü bir kanat forveti alabilir. Redmond olursa da ona göre bir opsiyon oluşturulabilir. Bu benim sözlerim değil, Beşiktaş yöneticilerinin ve profesyonellerin görüşleri ve bu çalışmalar bu yönde devam ediyor. Gedson'la ilgili çok fazla Beşiktaş taraftarında da soru işareti var. Acaba teklif gelir mi, gider mi? Siz Gedson Fernandes'in Beşiktaş'taki geleceğini nasıl görüyorsunuz? Genç ama tecrübeli. Bu dünyada aranan özellik. Genç ama tecrübeli. Hem genç olacaksınız, hem atletik olacaksınız, hem piyasanız olacak, hem ve takım uyumunu sağlamış olacaksınız ve takımda da sevileceksiniz. Şimdi böyle oyuncuyu bulmak çok zor. Onun yerini doldurmak çok zor. Beşiktaş yönetimi de eğer gidecekse diyor, iyi bir bedel ödeyerek gitmeli. Yani zaten %50'si bize ait değil. Ve bunun için de doğru şartlarda doğru teklif bekleniyor. Beşiktaş kulübünde ya biz bunu satmayız diyebilecek bir oyuncu yok. Yani yarın Şenol Güneş şu anda Gedson'u sorsanız hoca ya Gedson'dan memnunum. Hedeflerim var, Avrupa'da hedeflerim var, şampiyonluk hedefim var. Gedson'un gitmesini kesinlikle istemem der. Yani hangi hoca elindeki oyuncuyu kaybetmek ister ki? Ama rakamlar çok öyle istenilen Beşiktaş'ın da ekonomisini rahatlatacak oyuncular olursa hocaya da şöyle gelirse Ahmet Nur Çebi ya hocam bak bunu 30'a satıyoruz. 15'i gidiyor. O 15 milyon euroyla da biz bir sürü transfer opsiyonlarını alıp istediğin diğer oyuncuları alırız derse o zaman hoca evet der. Ama durduk yere gitmez. Ama Beşiktaş yönetiminin ve profesyonellerin söylediği bir nokta var. Gedson'a gelen resmi teklif yok. Yani Beşiktaş şunu istiyor. Yazılı ben X kulübüyüm, ben işte Paris Saint-Germain'im, ben Tottenham'ım, ben Marsilya'yım, ben Nice'im. Yani ben Wolfsburg'um ne istiyorsa yani ben istiyorum ve şu kadar öneriyorum derseniz bu pazarlık başlar. Siz de dersiniz ki şu kadara veririz. Arada buluşulur. Olur olmaz. Bu işler böyle yürür ama ben menajerim geldim. Getson'u satıyorum. Getson'u isteyenler var. Kim istiyor? Belli değil. Ya çok önemli kulüpler onları vermeyeyim şimdi. Siz bana yetki verin diyorlar. Getson'u satalım. Yani Beşiktaş kulübü de tecrübelendi. Bu işlerde her yetkiyi isteyene, her işte ben oyuncunuza talibim diyen menajere resmi evrak getirmesini istiyor. Şu anda Gedson'la ilgili gelen bir evrak, ıslak imzalı bir teklif olmadığı için de bu süreç gündemde konuşulmaya devam eder. Şu anda Beşiktaş'ın planı Gedson'la devam etmek. Ha aklını alacak. Paraya da ihtiyaç var bu dönemde. Sıcak para girişini sağlayacak. Hedeflerinden de kopmayacak bir ortam oluşursa, teklif gelirse de o zaman hayır demeyeceğini düşünüyorum.
Peki Redmond'dan bahsediyoruz, Gerson'dan bahsediyoruz ama sürpriz bir ayrılık beklentiniz var mı? Beşiktaş'ın bu dönemdeki politikası kadroyu koruyup takviyelerle yoluna devam etmek diyebilir miyiz? Yani 7 gidişi gitti Ceyda totalde. Yani Redmond'da ortayım, %50-50'yim. Bugün yarın da belli olur diye düşünüyorum. Çünkü sıkıştırdı yönetim. Ama diğer tarafta mesela Saiz'deki sessizlik bana çok farklı geliyor. Yani devre arasında yaşanılanları gördükten sonra yani Beşiktaş memnun, taraftar memnun, çok kaliteli bir oyuncu. Gitmek istiyorum diye geliyorsunuz. Son dakika gitmeyince, transfer olmayınca da ben döneyim oynayayım diyorsunuz. Şimdi de gitmek istiyorsunuz. Ben isteyen kulüpler var diyorsunuz. İngiltere'den bu istiyor, işte Arabistan'dan bu istiyor. Hayallerim İngiltere'de oynamak falan diyorsunuz. O da çok güzel. Ama arkasından ses gelmiyor. Beşiktaş kulübü diyor ki gitmek istiyor musun? Sen isteyen kulüpler var mı? Menajerine söyle. Resmi evrak getirsin. Ben isteyen olduğunu düşünüyorum. Dünya Kupası'ndaki performansından sonra. Evet. Yani Saiz'in oynadığı şey, hayalini kurduğu İngiltere'den ilgisini çekmiştir. Oynadığı Fransa'dan dikkatini çekmiştir. Ya da Suudi Arabistan'a gitmem diyordu bir dönem. Şimdi orada çok büyük 20 milyar dolarlık bir havuz oluşturuldu. Oradan herkes pay almak istiyor. Belki oradan iyi bir para alırsa oradan Dünya Kupası'ndaki rüzgarla beraber oraya geçmek isteyebilir. Ama Beşiktaş'ta para kazanmak istiyor. Seni bedava aldım ama buradan ben biraz para kazanmadan böyle 2-3 milyon dolar euro almadan seni de bırakmak istemiyorum diyor. Oyuncular şunu görebiliriz ileride. Ya son ana kadar kalıp Beşiktaş'ı zorlayabilecek, fazla para kazanmasını engelleyebilecek bir yöntem olabilir. Ama Beşiktaş akıllık ediyor. Şu anda Saiz yokmuş gibi, Saiz gidecekmiş gibi program yapıyor. Elini sıkıştırmadan en azından bu süreci o şekilde iyi bir stoper alarak, yani orada zaten Koli var. Bir stoper daha kesin alacak. İşte Tayyip Talha dönecek. Orada dörtlü yapı. Saiz kalırsa da onu değerlendirecek ama Saiz'in gideceği tahmin ediliyor. Bunu da söyleyelim. Peki, eklemek istediğiniz Fatih Doğan? Eklemek istediğim, lig önümüzdeki yıl daha çekişmeli geçecek. Yani işte Galatasaray geç sezon kötü başlamıştı. Yıldızları yoktu. Taraftar isyandaydı. Devre arasına doğru işte Dünya Kupası'na kadar hoca istifa ediyorlardı falan. Ama öyle güçlü bir kadro kurdular. İyi transferler yaptılar. Kupon transferler yaptılar. Ve şampiyon oldular. Fenerbahçe ilk başlarda ligin şampiyonuydu. Sonra baktılar ki çok övdükleri oyuncular, çok şey yaptıkları oyuncuların başka takımlar iyi transferler yapınca gölgede kaldığını gördüler. O yüzden transfer işi planlama işidir. Beşiktaş'ta Abu Bakar aldı, Cenk var, iyi oyuncular var. Beşiktaş 4-5 tane iyi oyuncuyla, bakın pahalı demiyorum, kaliteli, İyi oyuncuyla, iyi bir management'la, iyi bir scout çalışmasıyla, iyi bir yönetim hamlesiyle Şenol Güneş gibi bir ustanın elinde şampiyonluğa en güçlü adaylarından biri olabilir. Daha da güçlü başlayabilir. Çünkü Beşiktaş'ta o potansiyel var, tecrübe var. Taraftarın da desteğini almış bir Şenol Güneş'in iyi bir kadroyla hedeflerine ulaşacağını düşünüyorum. Ama yönetimin de çok gecikmemesi lazım. Bir an önce hocaya transferleri verip bir kampta beraber olmaları lazım. Eğer kampa yetişmezse bir futbolcu sonra hep uyum sorununu yaşıyor. Kaybeden kulüpler oluyor. Beşiktaş Şenol Güneş'in istediği tek şey de bu. Bu arada Bayram Bektaş hoca ayrılmıştı biliyorsun. Çok büyük kayıp. Yani gerçekten çok değerlidir. Her yerde zaten Süper Lig hocasıydı. Ama Şenol Güneş gibi duayenin yanında çalışmayı kabul etmişti 7-8 aylığına. Hoca da güzel bir veda yapmıştı ona. Yani bütün onurlandırmıştı her zaman sana kapım açık diye. Çok çalıştı, çok gayret etti. Onu da yurt dışından bazı tekliflerle bir yerlere gideceği bilgisi var. Burak Yılmaz onun yerine görüşmeler yapmıştı hocayla. Orada iyi bir kadrosu var hocanın ekibinde. Ama Burak Yılmaz da hocanın kadrosuna katılırsa bir değerdir, bir güçtür. Bir güzellik kaçacaktır. Bunun kararını da Şenol Güneş verecek.